Arkadaşlar biz evimize geldik. Hepinize tekrardan merhaba diyeyim. İlk önce 2-3 gündür hatta 3-4 gündür yoktum. Valla son günlerim olduğu için şöyle akraba ziyaretleri yaptık. Ondan sonra birkaç almam gereken şey vardı. Onları aldım falan filan derken inanın video çekesim gelmedi. Elim de ermedi. Biraz önce geldik. 1 saat falan oldu. Yemeğimizi gelmeden önce söylemiştik. Getirden söyledik. İşte bir hamburger falan yedik. Ondan sonra Hakan dedi ki ben hamburgerle doymuyorum, kendime tavuk döner alacağım. O Bim'den kendine tavuk döner aldı. Şöyle bir ketçap, bir mayonez almış arkadaşlar. Sonrasında yolda acıkırsak diye de süt aldırmıştım. Şöyle Nilhan'a da gecelik süt olsun diye A101'den süt almış. Şöyle iki tane de gofretimiz var. Bir de Bim'de muzları gördüm, sarı sarı hoşuma gitti diyor. Bim'den size muz aldım dedi. Ondan sonra başka ne aldık? Mutfak şeylerini gösteririm ilk önce. Şöyle Eskişehir'in ekmeği çok güzel oluyor. Tava ekmeği ve normal ekmek aldık. Şu şekilde. Dedim gelince bulamıyoruz. Bulursak da kötü oluyor bazen. Geç geldiğimiz için. Dedik ekmeğimizi alıp gelelim. Şöyle annem yanımıza ceviz koydu. Bunları kırıp yerine yerleştirirsem benim için daha güzel olacak. Kırmadan koyduğum zaman acayip zahmetli oluyor ve belli bir zaman sonra yememeye başlıyoruz. Sonra şöyle meyve ayva falan koymuş annem. Yarın bunları da Nilhan'a ara öğün yaptırırım. Bu arada Eskişehir'e de kargolarım geldi biliyorsunuz. Buraya da böyle söyledim. Büyük parçaları buraya gönderdim. Onları da salon masasının üstüne koydum. Oraya istifledim. Bugün çekmem. Çünkü ışık yetersiz salonda. Yani size aldıklarımı da gösteririm. Şimdi ben bunları bir dolaba yerleştireyim. Ondan sonra çayımızı falan demledik yemekten sonra çay içeceğiz inşallah. Vallahi yollar kıyamet gibiydi. Çok kamyon vardı ve çok yağmurluydu. Bir de kamyonların o su fışkırtması falan filan bayağı beni yordu. Başıma da şöyle hafif hafif ağrı girmeye başladı. Şimdi ben dediğim gibi bunları bir buzdolabına yerleştireyim. Şükür evdeyiz artık. Yani beni yollar gerçekten çok geliyor. O yüzden böyle hemen şunları yerleştirip dediğim gibi çay faslına geçmek istiyorum. Teyzem de bir de benim taranamın tadına bak dedi. Tarana yolladım. Onu da koydum. Var taranam dememe rağmen verdi yani anlayacağınız. Bye.
Günaydın. Vallahi bugün hava acayip kapalı arkadaşlar. Işığı yakmak zorunda kaldım. Akşam gibi şu an. Şimdi sabah kahvaltısı hazırlıyorum. Şu yumurta şöyle olmasaydı ne olurdu? Çatlamış gene. Bir de o kadar dikkatli koydum. Buraya da böyle sucuk dilimledim. Nilhan arada bir yiyor, arada bir yemiyor. Artık yerse onunla bölüşeceğiz. Pankek mi yapalım? Şeker koyalım. Tamam, şeker koyalım. Başka? Süt dökelim. Süt dökelim. Başka? Yumurta. Yumurta. Evet, tarifi verdi Nilhan size gördüğünüz gibi. Yalnız Nilhancığım evimizde olmadığımız için alışverişimiz yoktu. Tamam mı? O yüzden... Yumurtamız da azdı. Pankek yapmadık. Haşladık biz de. Kahvaltımız hazır. Nilhan'a muz doğramıştım. Hepsini benim tabağıma koymuş. Şu an dediğim gibi evde alışveriş olmadığı için bu kadar kahvaltımız. Allah bereket versin. Değil mi Nilhan? Nilhan muzları niye benim tabağıma koydun? Aşko. Şimdi arkadaşlar biz kahvaltımızı yapalım. Bir de Nilhan'a süt çıkaracağım şimdi. Anneciğim onu daha tuzlamadım. Daha oturmadım yanına. Neyse Nilhan dayanamadı. Başladı. Dediğim gibi bize afiyet olsun. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar mutfağı bitirdim. Kahvaltı masamı falan topladım. Şimdi çay içeceğim. Şu kısım çok kötü olmuştu. Hala var. Onlar da çiflemeden çıkmayacak büyük ihtimal. Ya da çamaşır suyu dökmeden. Orası hep çay lekesi olmuş. Aa, güneş açtı. Vallahi biraz ruhum böyle kendine geldi diyebilirim. Çok kötüydü. Hava kapalı. Böyle mutfak çok karanlıktı. Şu an daha iyi gösterebiliyorum. Şimdi çayımı alacağım. Çay içeceğim. Bir tek masanın üstü kaldı. Orayı sileceğim. Burasının işi bitmiş oldu. Vallahi Hakan ne kadar ben yokken yapmış olsa da tabii ki bir kadının yaptığına benzemiyor. O yüzden de bayağı uğraşacağım. Toz falan yoktu şeylerin üstünde. O çok şaşırttı. Tozlarını almış herhalde. Yoksa tozlanmadan durmuyor. Dediğim gibi bir şu kısım şöyle kötü. O da çay konulduğu için. Bu daha önceden şurada da vardı. Hala var. Bakın orada da olmuş. Ben onu hiç çıkartamamıştım. Sonradan fark ettim ki çok fazla güç gerektirerek böyle çıkartıyorsunuz. Neyse onu da yaparım.
Yağdanlıkların dışı çok kötü olmuştu. Yağdanlıkları temizledim. Neye gülüyorum? Nilhan Hanım'a gülüyorum. Nilhan Hanım evde korkuyormuş arkadaşlar. Ay, havlumuz yere düşmüş. Gerçi kirliye götüreceğiz ama. Onu benim için kirliye götürür müsün? Düştü. Düştü, evet. Onu kirliye götürelim. Yeni havlu takacağız. Benim kızım çok akıllı. O kuzum benim. Teşekkür ederim anneciğim. Nilhan evde korkuyormuş. Yalnız başına oynayamıyormuş. Anne sen de gel diyor. Ben dedim biraz işlerimi yapayım. Yanına geleceğim. Değil mi anneciğim? Tamam, sen şimdi git oyna. Ben geleceğim. Bu arada sabah kahvaltı hazırlanana kadar telefon vermiştim. Şimdi telefonun şarjını ben ayarlıyorum. Ki hani istediğim zaman bitiyor ve bir daha gün boyu onunla ilgilenmiyor. Efendim? Nasıl izleyelim mi? Televizyondan mı izleyeceğiz? Biraz sonra izleyelim mi onu? Sen şimdi oyun oyna. Oyun saatin olsun. Hani anneannenlerle oynuyordun ya bu saatlerde oyun. Kahvaltıdan sonra. Barbilerinle oyna. Sonra senle ben oynayacağım. Gelip Barbilerimizi giydirelim. Tamam mı? Evet. Tamam o zaman hadi. Benim kızım çok akıllı. Korkacak hiçbir şey yok evimizde. Evimiz kocaman ve aydınlık. Karanlık olsa anlarım. Bak, Evet. gitmişler. Gitmişler mi? Tamam. Hadi annesinin gülü. Yani böyle arkadaşlar. Size daha bugün aldıklarımı göstereceğim. Tusu basa. Koş. Tusu basa. Sonunda geldim aldıklarımı göstermeye. Şimdi arkadaşlar ben robot süpürge istiyordum ne zamandır. Bayağı oldu isteyeli. Bu Kasım indirimleriyle beraber bir araştırmaya girdim. Sonrasında en düşük modelini tercih ettim. Bunun sebebi benim koltuk altlarının çok nasıl diyeyim aralığının düşük olmasıydı. Bunların sensörlü modellerinde haritalandırma var. Bunda haritalandırma yok. Kendi kafasına göre gidiyor. Valla bugün çalıştırdım. Salonu çok güzel temizledi. Ama bir türlü salondan çıkmadı. Onu beceremedim. Ben de biraz önce elimle koridora koydum. Orada bayağı iyi gitti geldi ama hani haritalandırma özelliği olsaydı daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi o zaman da benim işimi görmezdi. Çünkü benim istediğim şey kanepe koltuk altlarına girmesiydi. Onun dışında şimdilik bir sıkıntısı yok. Şöyle Xiaomi'nin bir Esantiyel mi? Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. O modelini aldım. Bakalım kullandıkça memnun muyum değil miyim bahsederim. Dün akşam kenarları süpür dediğimde bütün evi dolaştı. Onda sıkıntı yok. Yalnız salonu 20 dakika falan süpürdü. Dip köşe giriyor. Bende neyi yapıyor valla Allah var. Bir yerden 5 kere geçiyor ama dediğim gibi bir yere yönlendirmek zor oluyor. Şimdi ben onu dediğim gibi koridora koydum. Koridorda gidip geliyordu. Video çekeceğim diye durdurdum. Video çektikten sonra devam ettireceğim. Koridor bayağı iyi yaptı. Boylu boyunca gidip geliyor. Bakalım. Zaten hani ondan çok fazla bir performans beklemiyorum ama en azından niye bu yamuk duruyor? En azından beni rahatlatır diye düşünüyorum. Bakalım. Yani dediğim gibi sensörsüz bir model daha vardı. 5000 liraydı. Onu alayım dedim. Ondan sonra o da büyük geldi. Bundan biraz daha kalındı o. Vallahi bilemedim aldık bakalım. Dediğim gibi çok fazla bir şey beklememek lazım. Hani akıllı gırgır diyorum ben. Gidiyor geliyor. En azından bana mutfağı temizlese, sandalye altlarına girse, kanepe altlarına girse, bazan altına girse yeterli. Onun dışında zaten bir beklentim yok. Onun için aldım. Neyse şimdi arkadaşlar ben Eskişehir'deyken Rossmann alışverişi yaptım. Rossmann'dan alacaklarım vardı. Onları şöyle size göstermek istiyorum. Şöyle Domol'un ıslak mendilleri. Bundan iki tane aldım. Biri limonlu, diğerini hiç bilmiyorum. Almanca da bilmediğim için. Çiçek resmi var üstünde. Şöyle iki tane bundan aldım. Bunlar klozet kenarları, işte banyo tezgahları ya da mutfak tezgahı. Artık elime neresi gelirse kullanıyorum. Böyle Eskişehir'e gittikçe bunlardan alıyorum. Bayağı da uzun gidiyor. Eğer ağzı açık kalmazsa bayağı da kurumadan beni götürüyor. Ben bunları çok seviyorum. Sonrasında arkadaşlar meş diye şöyle çaylar var. Ben bu çayları çok seviyorum. Onun da sebebi şu. Şurada gördüğünüz gibi bir çubuk çıkıyor içinden. Süzgeç gibi. Onu suya koyuyorsunuz. Oradan demlenme yapıyor. Damlatmaz demiş. O güzelliği var. Bir tane siyah çay aldım. Yanlış hatırlamıyorsam siyah çay. Bir tane de elmalı aldım şöyle.
Dediğim gibi eskiden bunları çok seviyordum çalışırken. Ama buradaki marketlerde de hepsinde bulmak çok zor. Osman'da görünce alayım dedim. İnanın fiyatlarını da hiç bilmiyorum. Yaklaşık şu Kasım indirimlerinde 3000'e 5000'e yaklaştı herhalde, öyle söyleyeyim. 5000 liralık alışveriş yaptım. Daha göstermediğim bir sürü şey var. Sonra Osman'da şöyle gene kasa arkası ürün 16 liraya düşmüş. Kıza sordum hani güzel mi diye. Alman markası, deneyin dedi. Rimmel sürekli kullandığım için dedim ki hadi bunu da bir kullanayım. Şöyle bir maskara tercih ettim, Rimmel demeyeyim. Sonrasında arkadaşlar şu Domol'un ürünleri çok bereketli oluyor. Daha öncesinde de deterjanlarını kullanmıştım. Çamaşır deterjanlarını. Yalnız bu gittiğimde ben deterjan göremedim. Acaba alıcı gözüyle mi bakmadım deterjanım var diye. Onlar da çok güzeldi. Şöyle fırın ve ızgara temizleyici aldım. Fırınımı temizlerken başka bir marka kullanıyorum biliyorsunuz. Ama bunu ben ocağın yanmış yerlerine sıkacağım. Annemin ocağı da cam. Biliyorsunuz, gördünüz. Annem ocağında denedik, şöyle bir sıktık. O yanık izlerini falan çıkarttı. Benim ocağımda da hani yağ kalmıyor ama yanıklar kalabiliyor. Aslında onun için aldım. Hatta cam ocak temizleyicisine baktım, onu da göremedim. Bir de böyle her işimiz acele olunca o yüzden de her şeyi kaçırıyoruz. Sonrasında şu Domol'un tuvalet için temizleyicisinden aldım. Köpük. Bu da sarı lekeleri yok ediyormuş. Şöyle hani şu suyun aktığı yer var ya, sifonun, sürekli orası sararıyor. Hiçbir şekilde çıkartamıyorum. Bir bunu deneyeceğim. Bu da köpük şeklinde. Annem de aldı bundan. Annem de denedik. Sarıyı hafifletti ama tamamen çıkartmadı. Bir de benimkini deneyeceğim. İnşallah işe yarar. Sonrasında şu kurutma makinesi için mendiller varmış. Bunu atıyor musunuz içine? Ondan sonra oradaki işte ne bileyim ne demiş, hemen okuyuvereyim daha kolay olur. Demiş ki çamaşırlardaki kırışıklık ile elektrostatik yükleme azalırken ütüyü kolaylaştırır. Daha yumuşak ve ferah kokulu çamaşırlar için uygundur mu? Vestiyerler için uygundur diyor. Buradan bak küçük yazmışlar, zor okudum. Bakalım bu mendilleri de deneyeceğim. Çok merak ettim. Bunlar genellikle 20 liraya yakın şeylerdi, öyle hatırlıyorum. Sonrasında topuklarım acayip kötü. Onun için şöyle bir ayak törpüsü aldım. Bu tarafı böyle sünger gibi yapmışlar. Bu tarafı da böyle taş gibi. Valla bu taş gibi şeyler iyi olmuyor aslında. Sonrasında daha çok deri biriktiriyor ama onsuz da çıkacak gibi değil. Çok kötü olmuş ayaklarım. Sonra Rossmann alışverişim bu kadar. Birkaç parça daha şey aldım. Onları yerine yerleştirdim. Ben ayakkabıda sadece Superstar giyebiliyorum. Yani spor ayakkabısı olarak en rahat ettiğim ayakkabı bu. Yıllar önce bir çift çaldırdık orijinal kapının önünden. Sonraki bir yılda da Hakan bana doğum günü hediyesi almıştı. Bu Kasım indirimlerinde bunu indirime sokmuşlar. Açıkçası orijinal mi değil mi bilmiyorum. Ama orijinal ile, şimdi elimde orijinal olduğu için karşılaştırdım. Çok farkı yok. Bir yapıştırıcı kokusu vardı ama o da gitmiş. Hani ayakkabı da olur mu? Şöyle altın Adidas falan yazıyor. Yazılar aynı. Ne bileyim, şurası aynı. Şimdi bir şeyin ürünün orijinal olup olmadığını nasıl anlayacağımı bilmiyorum açıkçası. Çünkü daha önceden hep şeyden alıyorduk. Yani böyle spor mağazalarından. Hani orada orijinal olmayan ürün satmıyorlar biliyorsunuz. Hani satan da vardır da satamazlar. Yani orijinaliyle birebir uyumluydu. Umarım orijinaldir. Çünkü neden? Eğer orijinal değilse verdiğim para çok fazla. Evet anneciğim, ayakkabım. 329 liraya aldım galiba bunu. Ama kutusunun üstünde de gördüğünüz gibi 940 TL diyor. Bunlar ben aldığım zamanlar 300 lira mıydı, 400 lira mıydı neydi? Sonra 600 oldu, sonra 1000 liraya kadar çıktığını gördüm. İçinde yine şöyle şeyleri var. Orijinalinden de böyle şeyler çıkıyor. Ne bileyim, bilemedim ya. Yani bunlar orijinalinde de vardı. Efendim anneciğim. Bak annem, al ayakkabıyı, bak giyebilirsin. Al giy burada. Ayağında çorabı yok mu hala? Çıkarttın mı çoraplarını? Yani dediğim gibi orijinal değilse çok para verdim. Eğer orijinal ise az para verdim. Böyle içime pek sinmedi. Ha şöyle diyeyim.
Yedim. Rahat mı? Evet, orijinal kadar rahattı. Hani oradan böyle gönlüme kanaat getirdim. Sonrasında arkadaşlar, ay ben bu saklama kaplarından acayip memnunum. Buna bakliyatlarımı falan koyuyorum. Makarnalar için de böyle bir şey arıyordum. Yalnız tanesi 15 lira falandı. Sonrasında Whip Gross diye bir markanın bunlarından daha, yani bu kaplarından daha önce almıştım. Bu sefer de 84 liraya düşmüş Kasım indirimlerinde. Dedim ki nasıl olsa bunlardan memnunsun. Bir takım daha al. Şöyle bu büyük boyu, bundan 3 tane var. Şöyle bir orta boyu var, bundan da 3 tane var. Bir de şöyle minik boyu var, bundan da gene 3 tane var. Hakan bunları salona getirmiş. Ben bunları bugün yıkayacağım, kurutacağım. Sonrasında da sizinle bir düzen yaparız. Sonra dün akşam bunu arabadan inerken, valizleri indirirken yere düşürdüm. Şöyle Polaris'in beşli çorapları 25 liraymış peşin fiyatına. Benim de çok hoşuma gitti. Şöyle her rengi var. Gri var, beyaz var, pembe var, füme var. Ondan sonra siyah var. Dedim ki ben de alayım, çorap ihtiyacım vardı çünkü. Ben genellikle çoraplarımı LCVEC'den tercih ediyorum. Neyse. Yani böyle bir çorap aldım. Bunları da makineye atacağım zaten. Dün yere düştü dediğim gibi. İki tane daha şey kaldı. Onları da size göstereyim. Alışverişim vallahi bayağı böyle uzun sürdü. Arkadaşlar uzun zamandır nevresim bakıyordum. Ondan sonra nevresimlerin fiyatı 250 liradan aşağı değil takımlarının. Şu markanın da nevresimlerini 94 liraya buldum. Hem anneme hem bana aldım. Annemlerde bunu kullandım. Annem kumaşını çok beğenmedi. Ama yıkadıktan sonra biraz daha böyle dokusu sıklaşıyor. Ya benim için çok sorun teşkil etmiyor. Şu an için tek sorun olan şey çarşafı. Eğer çarşaf lastiksiz olursa o zaman çok kayıyor. Ona bir çözüm bulmam lazım. Modeli deseni de zaten annemle görmüştünüz. Bu şekilde. Bakalım. İnşallah memnun kalırım. Şimdi pamuklu olmasa karışmaz. Tamamen polyester değil. Ama kumaşı da böyle adi pamuk mudur nedir bilmiyorum. Ha, daha önceden A101'den bir nevresim takımı almıştım böyle çeşit olsun diye. O zaman da mesela o çok kötüydü. Yani kullanmadım mı? Hala kullanıyorum. Bir şey de olmadı, Allah var. Ondan iyi. Sonrasında şöyle arkadaşlar yatağıma örtü aldım. Bunu size serdikten sonra da göstereceğim. Bunları şimdi makineye atacağım zaten. Çok beklediğimden kalın bir kumaşı var. Şöyle fil desenleri var üstünde. Daha önce de böyle filli yastık almıştım. Aslında bu fotoğrafta siyah gibi duruyordu. Rengi çok kötü değil. Böyle lacivert. Hoşuma da gitti. Aslında altta da lacivert diye belirtmişler ama. Neyse. Böyle inşallah boyutu da iyi gelir yatağıma. Genellikle yatak örtülerim hep yana sarkmadığı için böyle sinir oluyorum. Çok yatak örtüsü aldım. Bunu da Trendyol'da, anneciğim düşersin ayakların kırılır, 58 liraya düşmüştü. Sonrasında baktığımda 90 liraya çıktı. Yani Kasım ayı indirimlerinden bayağı bir şey aldım. İşlensi ve ikiden alışveriş yaptım Nilhan'a kıyafet. Onları zaten size göstermiştim. Ver anneciğim. Yani normalde değeri 30 lira 40 lira olan şeylere 100 lira etiket bastılar. Kasım indirimde de tam değerinde sattılar. Ben de Nilhan'a iki tane işte elbise aldım, triko, kendime kot aldım falan filan. Yani böyle bir alışveriş yapmış olduk. Bunlar da size göstermediklerimdi. Başka göstermediğim var mı? İnanın bilmiyorum. Bir sürü şey aldım diyorum ya. Artık uzun bir süre inşallah alışveriş yapmam. Efendim anneciğim. Kadın yaptı. Tamam. Şaka yapıyorsun. Yapmamışsın hiçbir şey. Gidiyoruz zaten. Yani arkadaşlar benim aldıklarım bu şekilde. Nilhan gördüğünüz gibi durmuyor. Efendim anne. Sen çorabını neden çıkarttın? Hı? Neden çıkarttın? Bak, ayakların buz gibi olmuş. Hasta olursun. İğne yaparlar. Neyse arkadaşlar. Aldıklarım da bu şekildeydi. Hani sen çoraplarını getir. Süpürgeyi de şimdi başlattım. Bakalım nasıl olacak. Orada kaldı. O kendi kendine çalışsın. Dediğim gibi şuraları falan geçti zaten. Mutfağa da girersen iyi olur süpürge. Onun dışında senden bir şey beklemiyorum. Ama çalıştıramadım galiba. Ha, şu an çalıştırdım.
süpürgenin en sevmediğim şey bir yerden 500 bin kere geçiyor. Onun dışında sıkıntısı yok dediğim gibi. Ama robot süpürge alacaksanız yani mutlaka haritalandırmalı alın. Dediğim gibi benim sadece koltuk kanepe altları bazaltı için ihtiyacım vardı. O yüzden aldım de. İlhan da oyun oynuyor sabahtan beri süpürgeyle. Süpürge bu şekilde kendi kendine düz bir çizgi çizip öyle gidip geliyor. Bu arada dün toz haznesinden acayip pislik çıktı. Ben o kadar çektiğine de inanmamıştım açıkçası. Oturma odasına koltuk altlarına girdi. Bugün salonda koltuk altlarına girdi. Gel anneciğim. O oynama, o oyuncak değil. O kendi kendini temizlesin bakalım. Neyse koridor performansı, salondaki performansından iyi. O tarafa dönebildi. Yani ben onu da beklemiyordum açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Yürüme, oradaki kız beni uyardı. Neredeyse 5000 liralık alıyordum ve tefal satıyordu. Çok üstüme gelince de kızdım. Bu da Kasım indirimlerinde 2600'e falan indirmişler. Kıza dedim ki ben bundan alacağım. Niye dedi, bu işte kötü demeye getirdi. Dedim benim için en uygun olanı bu. Dediğim gibi tepesinde sensör olsaydı kesinlikle koltuk altlarına girmeyecekti ve hiçbir işime yaramayacaktı. Bakalım bu böyle beni rahatlatsın yeter. Nihan'ın kırıntılarını süpürsün. İşte koridora bakın diyorum ya, benden iyi geçiyor. Öyle. Arkadaşlar süpürge çalışıyor. Dün bütün valizleri de yerleştirdim. Valiz falan kalmadı, hepsini yerine kaldırdım. Nilhan'ın oyuncaklarını tekrar kurduk. Onların kutularını falan kaldırdık. Yani bugün çok fazla işim yok. Yatak odasına tül almıştım. Onu orada yıkamıştım. Tokalarını da takmıştım. Ama valizin içinde karışmış. Bugün onu yıkayıp asabilirim. Canım isterse tabii. Ya da aldığım şu yatak örtüsünü falan bir yıkattırırım. Tozu gitsin diye. Bir o kadar işim kaldı. Şimdi sabahtan kalma çayımı ısıtacağım. Onu içeyim. Sabahtan kalma dedim ya, yarım saat, bir saat olmuştur demliğiyle. Onu ısıtacağım. Bir çay içeyim. Şöyle kendi kafamı toparlayayım. Hakan da dedi yaptığından iş yapmana gerek yok dedi. Bugün de kıyma çıkartacağım. Ay şunu söndüreyim, amma ses yaptı. Kıyma çıkartacağım. Köfte yapayım dedim. Ne zamandır köfte yemiyoruz. Bir köfte yaparım. Efendim anneciğim. Sürpriz mi yapayım? Ne sürprizi yapayım ben kızıma? Yok ki sürprizimiz. Üstüne içebilirsiniz sürpriz. Bu arada Nilhan da kahvaltısını güzel yaptı. Yumurtasını falan bitirdi. Böyle bugün içim rahat. Bazı günler hiç kahvaltı yapmıyor. Bazı günler de böyle güzel yapıyor. Neyse kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.